Evet. Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Derslere devam ediyoruz. Ee, güneşi akrepte anlatacağım. Evlerde ne yapar? Akrep nedir arkadaşlar? Plütondur. Plüton demek hades. Şimdi bu Zümrüt Anka koşu, Phoenix Yunan'daki e, kendini küllerinden var ediyor olma durumu. Yani metamorfoza uğramak işte e, her zaman dediğim gibi Tırtılın kozaya girip oradan kelebek çıkması ee, yok olmak, yok olduktan sonra yeniden var olmak, kendini küllerinden var etmek tabi e, bizim ülkenin durumunu da ne yapıyor gösteriyor netçe de güneşimiz nedir bizim akrep. Şimdi buradaki mesele şu bazıları diyor ki hocam diyor işte Mustafa Kemal Paşa 29 Ekim'de değil de başka bir e, hani tarihte ülke kurar mıydı? Arkadaşlar o işler öyle olmuyor. Yani bir ruhun ya da bir ülkenin ya da bir olayın e, kendi karması vardır. Yani doğum tarihi aslında yani bir ana, bir mekana doğuyoruz ya. İşte o anı ve mekanı belirleyen şey aslında o olayın kalitesi, niteliği yani. Bu bağlamda 13 milyonla kuruluyoruz biz tabi o sıra nüfus olarak. O 13 milyonun kendi bileşke kaderinin karşılığıdır 29 Ekim. Kaldı ki bildiğiniz üzere biz tabi Osmanlı Devleti'nin son talilde yıkılmış, yerle yeksan olmuş, enkaza dönüşmüş halinden yeniden doğuyoruz. Bu bağlamda zaten yıkık bir şeyin üzerine doğmuş olmanın getirmiş olduğu bir şeydir bu akreplik. Yani siz öyle oturup yani itfaiyeyi kuralım işte Koç burcunda ateş gidelim ateş savaşçısı olalım ya da polis teşkilatını kuralım ee, tabi polisin savaşçı olması lazım işte koç burcunda olsun ya da Kabotaj bayramı denizcilikle alakalı temmuzda olsun su burcu olsun ya da Türk hava kurumunu kuralım İkizler'de olsun ikizlerde Hermes ya Pegasus mitolojideki e, hava olsun diye yapmıyorsunuz siz bunu farkındaysanız evren burada ne yapıyor senkronize oluyor yani e, biz tabi buna ne diyoruz? İslam'da tevafuk diyoruz. Muhaffak bile tevafuk kökünden gelir. Bir işte muvaffak olmak için bile bir tevafuk oluşur. Eğer muvaffak olamayacaksanız zaten o tevafuk ne yapar? Olmaz. Buradaki meselemiz ee, ki Rusya'da öyleydi mesela. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Çarlık Rusyası yıkıldıktan sonra Akrep Burcu'nda kurulmuştu. Bu kadar. Yani Zaten e, ülkelerin e, haritaları yani kuruluş anları bizim tabi anladığımız noktada işte doğum haritaları diyelim e, zaten böyle bir durumu ne yaptı aslında hak ettiği için oldu yani başka bir zamanda zaten kurulamazdık. Karl Marx'ın güzel bir lafı vardır tarih başka türlü yazılacak olsaydı öyle yazılırdı zaten bu bağlamda insanın kendi tarihi de böyledir. Biz tabii pişmanlıkları ya da işte geçmişe dönüp ya efendim yanlış karar aldık ondan böyle oldu. Hayır. Önce netice var unutmayın. Bir neticenin hasıl olması için Yeşilçam'ın siyah beyaz tüp filmlerindeki gibi ne diyor? Kader ağlarını ağır ağır örüyordu diyor. Yani sen geçmişe gidip dönüp baktığında irade olarak karar aldığını zannettiğin her şeyde aslında hayat sana kendi kararını aldırtmıştır. Bu kadar basit. Bu bağlamda e, biraz da tabii ne yapmalıyız? Kadere inanmalıyız. Bu İttın Arabi'nin dediği gibi, kader silinmez... mürekkeple yazılmıştır, mürekkep de çoktan kurumuştur diyor. İnsan nedense kendine çok fazla akıl ve irade atfediyor. E, halbuki tabiatta hayvanların böyle bir derdi yok. Ördek ne yapması gerektiğini biliyor, aslan da biliyor, serçe de biliyor, karınca da biliyor. Fakat insanlar Bilmiyor, haddini bilmiyor. Belki de o yüzden La Fontaine'in masallarında ya da e, Ezop'un destanlarında hep böyle var ya işte hayvanlar konuşturulur işte e, onlar üzerinden bir takım insanlara dersler anlatır. Bence güzel metaforlardı bunlar. O metaforları unutmayın. Yani Lenin'e tilki diyorlar bakın tipini anlarsınız yani. Aslında her insan biraz e, değişik değişik türde hayvanlara benzer. Etrafımızdaki insanlara bakın şöyle hangi hayvana benziyor huyu suyu filan ona göre bizim bir tane oğlak dostumuz vardı böyle ağır ağır yürürdü timsah tahiri derdik. Sonradan onun oğlak burcunu anladık yani netçe de satünyen bir herif randevularına da geç kalırdı. Kendini satünün çocuğu görüyor ya zaman tanrısı ya satünde. Arkadaş zannediyor ki zaman babasının malı istediği gibi randevulara geç kalır. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? O yüzden de <laughs> hani... E, yarış atından bahsettik ya dünyanın en iyi yarış atından. Rekorları hala kırılamayan işte sekreteryat. Şimdi bu e, hayvan 30 Ağustos, 30 Mart'ta doğmuş. 1970 doğmuş. Ya, haritasına bakın anlarsınız zaten. Şimdi neticede bir yarış atı ve Mars yarışmakla alakalı. Yani sporcuların haritasında güçlüdür bu kadar. Mars da adı üstünde. O yüzden de e, burada yapılacak şey şudur. Ee, evrende bir ana ve bir mekana tabi e, bağlı yaşıyoruz ama o anda ve o mekanda gerçekleşen olay aslında e, o tohumun yani buna tohum diyelim Emile Zola'nın Germinal, 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 İngilizcesi Germinal'dır da Germinal, Germinal, Germinal Türkçe söyleyeyim ben. E, güzel bir eseri vardır tohum diye. Şimdi e, tabiatta farkındaysanız işte Güneş koç burcundan itibaren hareket ederek balık burcuna gelir ve bu 12 aylık süreçte güneş farklı farklı burçlara ve e, konaklara, takım yıldızlara uğrayarak ne yapar arkadaşlar? Tabiatta bir hareket başlatır. Şimdi her başlattığı hareket farklıdır. Yani bu anlamda e, ne bileyim e, her bitkinin, her hayvanın kendine göre üreme... E, büyüme, çiftleşme, ölüm yani zamanları da farklıdır. Bu anlamda tabii ki e, olması gereken şeyin olması gerektiği anda ortaya çıkışı var. İnsan tabii buna belirli ölçüde ne yapıyor, tabii müdahale edebiliyor, bir iradenin olduğu açık zaten. Fakat o iradeyi bile aslında biz kendi aklımız, fikrimiz, zekamız ya da bilinç düzeyimizle yapıyoruz. Yani herkesin farkındalık düzeyi aynı olamayacağı için herkesin iradesi de ne yapamaz? Aynı olamaz. Evet. Şimdi bu güneşin tabi akrepte olması tabi güneşi ne yapıyor? Plüton'un peşine çekiyor. Şimdi Plüton arkadaşlar e, akrep yöneticisi ve 8. evin doğal karakası göstergesi. Peki Güneş Şangi evin doğal karakası 5. evin, aslan evinin, ego evinin. Şimdi aslan evi yani 5. ev ile 8. ev akrep evi arasında gökyüzünde tam bir kare vardır. Aslan bir sabit burçtur. Bir sonraki sabit de nedir? Akreptir. Yani 5-8. Şimdi 5. ev, 8. ev. 5'ten 8'e 3 var. 3 çarpı 3. 30, 90. Yani bir kare açıdan bahsediyoruz. E böyle olduğuna göre de birinin tabiatını akrebin? Su. Zaten akrep ne? Her zaman söylüyorum. İstakoz. İstakoz olduğu için de su. Ya kalkıp da akrebe efendim akrebin kadim astrolojideki yöneticisi Mars. Efendim ikinci yöneticisi Mars. Kardeşim Mars koçum. Mars bir kere ateşle alakalı. Ateş etmekle, ateşli silahlarla, kalori yakmakla eğer spor yapıyorsanız anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum da birisinden mi geldi nedir? Şimdi anlıyor musun deyince hakaret oluyor öyle anlatabiliyor muyum falan işte. Ben, ben, ben biraz tabii sorunluyum. Anlayanların bir sorunu yok. Onlar zaten pür. idrak zaten müdriki on numara. Buradaki mesele tabi e, tabii e, güneşin ateş olması Tam onun karesinde de suyun olması. Suyun ve ateşin birbirine nesi var? Bir zıtlığı var. Yani tabiatta su ne yapmaya çalışıyor? Ateşi söndürmeye çalışıyor. Peki ateş ne yapıyor? Suyu buharlaştırmaya çalışıyor. Bu kadar basit. Ha demek ki güneş, ego ile plüton yıkım. Yani bu bir yıkım. Bu bir dönüşüm. Yani 8. evin gücü tabi bu bazen cinselliktedir. Bazen e, operasyonlarla, ameliyatlarla mesela çok iyi cerrahlarda dişçilerde yani cerrahi kanla çalışanlarda 8. ev güçlü olabilir. Mesela bizim Mustafa Kemal Paşa'nın Mars'ı koçtur ama 8. evdedir Mars. Çünkü yükseleni aslandır. E, aslan ama yani orada tabii Mars ne yapmış? Biraz açısı geri yani... Aslanın son derecelerinde yani yükseleni yaklaşık olarak 29 derece aslan olduğu için Mustafa Kemal Paşa'nın ki zaten 29 derece aslanda ne var? Regulus var. Yani güneşten daha büyük bir yıldızdan bahsediyoruz. Regulus e, kraldır. Yükseleni de zaten o kral yıldızın Regulus'un üstünde olduğundan... E, Mars biraz koçun daha gerisinde olduğu için 8'e düşüyor. 8. evde bir gün ne demiştim? Ölüm makinası. Son tahlilde ben size hani ölmeye emrediyorum diyor. Şimdi buradaki mesele tabii onun bir asker olması. Haliyle Mars tabii Muhittin Arabi'nin varlık dairesinde göğün 13. katıdır ve Azrail Aleyhisselam'ın göğüdür. Bu bağlamda Mars'ın 8'de olması, hele de 8'in ölüm evi olması, e, koç gibi güçlü bir burçta olması Son talilde ne yapıyor? Onu savaşlarda ne yapıyor? Galip geliyor. yani öldüremezsiniz böyle insanlar. Onu söyleyeyim. Bu Şener Şen'in bir filmi vardı. Şey miydi? Neydi o? E, Uğur Yücel'le filan. Müjdar da vardı. Müjde, müjde filan. Böyle bunu makinalılarla tarıyorlar filan ya böyle bu düşüyor filan. Giderlerken bir de arkalarından kalkıyor bir de taş atıyor filan. Dönüp bir daha tarıyorlar filan. Çizgi roman kahramanı gibi. Son talilde e, iyi bir Marsiyen, iyi bir asker e, öldürülemez. Bu kadar basittir. E, savaşçılar e, sıcak yataklarında ölürler genelde. Yani bu Hazreti Muhammed için de böyle oldu. Lenin içinde böyle oldu. Ha ölümlerinde tabii zorlu anlar yaşanabilir insanların. Son tahlilde e, haklı ya da haksız e, yarattıkları karma tabii ki daha güçlü bir karma. Bunu kabul edelim. Şimdi burada e, madem ki Plüto'nun peşinde güneş ne yapması lazım? O güneşin tabii dönüşmesi lazım. Farkındaysanız ülkemde, ülkemde, Akrep olarak ne yaşıyoruz? İşte selle insanlar ölüyor. Depremle insanlar ölüyor. Zaten ciddi bir istiklal harbi verip e, yani aynen bayrağımızdaki gibi bu topraklar kana bulanmıştır. E, ve insanların tabi bu ülkede çocuklar ölür, hala cenazeler gelir. Yani ölümün olduğu bir şey var burada. Yani her coğrafyada tabi insanların olduğu her yerde ölüm vardır. Ama bizdeki hani trafik kazalarındaki ölüm ya da işte e, eşler e, birbirlerini öldürüyorlar. E, ne bileyim çocuklar da buna dahil oldu filan. Yani bu maalesef yani bizim bir karmamız bu var. Bunu tabi fark etmek, buna önlem almak, bunu başkalarının üstüne atmadan çözümlemek lazım. Maalesef bir yansıtma mekanizmamız var bizim. Egomuz maalesef tabi güneşimiz akrep ama yani bu beşinci evde. Beşinci ev aslan evi. Güneş tabi orada akrepte olmasına rağmen beşinci evde olması hasebiyle tabi sevdiği evde güneş ve bizde herkes bir aslan. Yani akrepler de aslan bizde. Yani işte ee, Recep'i Vedik diyorum. Tipik plutonyen birisi. Hani Yaptığı eylemler hani tipoloji ama güneşi aslanda artist yani yani işte karateciye bir tokat atıyor o takla gidiyor filan tabi normal hayatta öyle bir şey yok o tokadı atıncaya kadar adamın yüzüne yüz tane şey ayağının topuyla basar ama e, ya da işte kamyon şoförüdür ama keyfi yerinde buradan sakın kamyon şoförleri de yanlış anlamasın beni herkes bir iş yapıyor. Orada tabii sürekli bir iş yapıyor. Hatta sürekli insanlarla da dalga geçiyor. Herif de ego on numara yani. Koskoca Recep İvedik yani. İvedik herhalde bir de hızlı anlamında. İvedi deriz ya hızlı filan. Hızlı düşünüyor, hızlı hareket ediyor filan. Normal hayatta öyle bir şey yok tabii. Normal hayatta onun eğitiminde ve çapında birisinin ne iş yaptığını biliyoruz zaten. E bu da galiba bizim insanımızın işine geliyor. Yani aslında herkes sinemada kah 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 gülüyor ama o kah 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 gülen adamlar belki sahnede kendilerine görüyorlar. Sanat neticede empatidir yani. Burada herkes bir acayip yani. Herkes de bir on numara kendine güven. Bakın kadınlarından bahsetmiyorum ha. ivedikler ayrı bir konu. Yani ben Recebiye ivedik diye bir film çekersem başka çekerim onu söyleyeyim. Burada biz Recep ivedikten yani erkeklerden bahsediyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Yani böyle hepsi bir acayip yani. Hepsi askere gitmiştir. Yan gelip yatmıştır. Bunu tabii kadınlar bilmiyor. Çünkü erkeklerin en rahat olduğu yer neresi biliyor musunuz? Tıraş yapmak kelimesi oradan geliyor bence. Tıraş olurken. Berber koltuğuna bir oturuyorlar. Gerçi kadın kuaförlerinde de büyük ihtimalle kadınlar koltuğa oturuyor. Tabi oradaki sohbeti tabi kadınlar anlatıyor. Ben de dinliyorum filan. Hani ne konuşuyorlar filan. Bir, bir erkekler mi gidiyor bu tıraş yapıyor filan. Herif bir oturuyor berber koltuğuna abi. Olacak iş değil ya. Ya olacak iş değil yani. O yüzden ben berberimi ararım o da benim gibi koç zaten. Kimsenin olmadığı vakitte abi koş gel der hemen gider koşar olur kaçarım yani. Ya Yoksa baba filmindeki gibi var ya orada bir infaz sahnesi böyle. Berber e, müşterinin böyle gırtlağını uçuruyor. Hayatta diyor iki kişiye güveneceksin diyor. Bir tanesi diyor karın diyor çünkü diyor arkanı döner diyor yatarsın diyor. Öbürüsü de diyor berberin diyor. Çünkü diyor hani düşünsene canlı teslim ediyorsun falan. Sen köpüklüsün gözleri kapatmışsın var. mestan gibi. Mestanlı diye bir kedim vardı. Mestan mest olmaktan geliyor. Tabi orada mest olmuşsun filan Hani mamanı yemişsin de sobanın yanında böyle yatıyorsun. Ah oh, keyif de keko yani. O düşünebiliyor musunuz mu? Şimdi burada erkekler oturuyor. Hepsi Recep'e çıkarmadan beş posta atıyorlar falan tamam mı? Böyle askere gitmişler efendim. Aa, yan gelip yatmışlar. Hiçbir ulan ben biz de askerlik yaptık da. Komutan seni çağırıyor. Ağzının ortasına bağım göm çağır çut. Buradan da ordu mensubu arkadaşlar yanlış anlamasın. Hani ben babam da askerdi. Biz de çok küçük yaşta askerlik gördük filan. Tabi ilerleyen safhalarda hani bu işler biraz tabi tarihe karıştı. Ama 60'lı 70'li kuşak benimle ne dediğimi çok iyi anlar. Neticede biz ilkokulda da sıra dayağı yedik cetvelle e, ee, anamızın takunyasını da yedik. Kafamıza faraşı ve süpürgeyi de yedik bu kadar. Çünkü kendimizi kandırmayalım. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Biz Türk toplumuyuz. Birbirimizi biliriz yani ne yaptığımızı. Bu bağlamda e, bu tabii güneşimizin bizim beşinci evde olması bir de akrepte olması sen diyor aslanım kraliçeyim, kralım, işte kaplanım falan diyor takıl diyor ama hikaye diyor öyle gerçekleşmiyor diyor. Ben seni diyor böyle kırarım diyor, bükerim diyor, egonu diyor, çizerim diyor anladın mı? Zebra gibi yaparım egonu diyor. Zebra egolu olduğumuz için de e tabi burada bir aşağılık kompleksinin yükseklik kompleksine çevrilmesi. Bireysel psikolojide öyle bir şey vardır. Biz aşağılık kompleksini yükseklik kompleksiyle kompansa ederiz. Haliyle de hayatımızda eksik olduğumuz noktalardaki gediği kapatmak için başka bir yerden harekete geçeriz. İşte burada e, bireysel bir haritada, astrolojik bir haritada zayıf olan bir gezegeni ya da zayıf yaptığımız bir eylemi güçlendirmek yerine Yapılması gereken şey daha güçlü olan tarafın daha da güçlendirilmesidir. Yani ben bir aslana niye piyano çalmasını öğreteyim herifin zaten belli. Hani ceylanı indirip antrikot bir tek pirzolasını yemesi zaten çene gücüyle işte patisiyle pençesiyle alakalı. Ha sen piyano çalarak para kazanabilirsin e, o aldığın parayla da kasaptan alırsın antrikotu pirzolayı ama aslan bunu başka türlü alıyor. Haliyle de tabi ee, güçlendirilmesi gereken yeri tabii ki patileridir, çenesidir. Bunu da zaten e, babası evlatlarına ya da anası ne yapar? Öğretir. Ama insanların tabii kendileri yani başkalarına bakarak aa o onu yapıyor, ben de yapayım filan diye bir imrenmeyle oluştuğu için haliyle de ne yapıyor? Kişileri biz bu ülkede tabii eğitim sisteminde de var bu yanlış yönlendiriyoruz. Keşke danışman hocalar mesela az çok astroloji bilseler de doğum haritalarına baktıklarında hani çocuklarda hani neye eğilim var hangi gezegen güçlü biz bunu ne yaparsak nereye yönlendirirsek hayatta daha başarılı olur daha muvaffak olur üzerine gitseler aslında tabi çok daha doğru olurdu ama e, tabi öyle değil Şimdi e, bizim tabi birinci eve mesela diyelim ki akrebi güneşi koyduğumuzu düşünelim. Ben her zaman ne söylüyorum? Birinci ev sizsiniz. Size ait olan değerler. Tabi akrebin birinci evde olması demek güneşin tabi. Ben akrebim demek. Zaten güneş demek ben. Ben yani güneş ben. Ben akrebim. Ben plütonyenim. Eh ben bir de burada neredeyim? Birinci evdeyim. Birinci evde ben zaten benim. Fakat güneş birinci evde tabii kendisini ne yapar? Fazlasıyla gösterir. Kişide bir ışık oluşur. E, şekil 2AB'de görüldüğü gibi. O güneşin tabii ışıltısı da ne yapar? Ego üzerinden, kendine güven üzerinden ne yapar? Dışarı yansır. Bu tabii e, insanları bazen rahatsız edebilir. Işıksız insanlar, ışıklı insanları gördüklerinde haliyle biraz rahatsız olurlar. Hele de e, yer e, bu ülke ise o normaldir e, Bu tabi plüton'un tabi negatif özelliği Çünkü gezegenlerin pozitif özellikleri var Bir de negatif özellikleri var Aslında Plüton derinlik vermesi babında yani bunu yükselenleri akrep olanlar daha iyi bilebilirler Çünkü akrep yani Plüton e, haritalarını yönetir ama güneşin akrepte olduğunda maalesef bunu göremezsin Çünkü kişi kendisine karşı kördür. Yani biz kendimize dışarıdan bakamayız. Öyle aynaya bakıyorsun diye kendi dışarıdan bakıyorsun sanma. İnsan kendisine çok yakındır. Kendisine yakınlığı da tabii ne yapar? Kendimizi göremeyebiliriz. Etrafımızdaki insanlar da eğer farkındalık bilinci yüksek varlıklar değillerse işte o zaman iki kere hapı yuttuk demektir. Etrafımızda şayet bize aynı olabilecek ama birebir yani öyle apartlardaki gibi çukur ayna tümsek ayna filan değil o aynalar biliyorsun böyle sağa sola büker. bükken olduğundan daha şişko ya da daha zayıf görünebilirsin düz bir aynadan bahsediyorum Düz bir ayna olmak etrafında düz ayna insanlar taşımak iyidir Ayna zaten e, ayna teorisi lakanındır e, Koç burçları bilindiği üzere e, çocuk gibidirler birinci ev olduğu için kendilerine iyi davranıldığında iyi, kötü davranıldığında kötü davranırlar. Bu anlamda Lakan da zaten koç burcu. Teori niye onun yaptığı belli. Psikolojide aynalama deriz. Birini taklit etmek, ona bir düz ayna olmak aslında sağlıklı bir şeydir. Bu da o kişinin kendisini daha iyi görebilmesini sağlar. Ama velakin ülkemde öyle olmuyor. Çünkü güneş birinci evde değil. Yani güneş birinci evdeyse kişi kendi egosunun zaten farkındadır. Birinci evdeki her gezegenin farkındasındır arkadaş. Yani bu hangi gezegen olursa olsun. Ama ve lakin beşinci evde olduğu için bizim güneşimiz haliyle tabi aslanın evi orası ve güneş orada tabi e, duble aslanlaşıyor. Duble aslanlaşınca yani güneş kendi enerjisini fazla arttırınca da maalesef kişiler bu ülkede kendilerini göremiyorlar ya da kendini dev aynasında görüyorlar e doğrudur. Zaten Bulgaristan sınırını geçtiğin zaman öbür tarafa doğru o dünyanın o kısmı olduğu gibi bizi kıskanır. Acayip kıskanıyorlar hem de. Yani böyle hasetlerinden çatır 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 çatlıyorlar. Yani Amerikalılar, Almanlar, İngilizler, Hollandalılar, Fransızlar. böyle bir çatlıyorlar ki zaten çatırtı çıtırtı sesini duyuyorsunuz. Sınırlardan böyle geliyor böyle. Kulağa sağır edilcesine falan. Ama nedense bizim insanımız hep oraya gideyim yaşayayım oraya kaçayım falan derdinde. Bu nasıl oluyorsa yani o zaman onların tabi gelip buraya bu hasetten çatlatır hayatı tabi yaşamak için buraya akın akın kompela yapması lazım değil mi? Ama öyle olmuyor. Genelde bu taraftan akın akın kompela yapıyorlar. Doğudan bu tarafa. Ama doğullar hep hava atar tabi. Doğu gibi bir şey var. Işık doğudan yükselir filan. Doğru da yani ışık doğudan yükseliyor ona bir itirazımız yok. Yani güneşin doğudan doğduğu konusunda. Ama... Ee, Herhalde önce doğudan yükseldiği için yani şimdi sabah mesela borsacılar bilir önce Tokyo borsaları ya da Sydney filan o borsalar açılıyor ve orası açıldığında eğer sistemde bir arıza varsa Amerikalı borsacı tedbirini sonradan alıyor çünkü görüyor yani doğuda olan bir rezaletin. Öyle ya zaman orada önce gidiyor. E adam arkadan geliyor. Senin başına geleni gördüğü için belki de tedbir alıyor. O yüzden de bence e, başka bir şey var burada. Şimdi neyse uzatmayayım. Güneş birinci evdeyse sen durumu farkındasın. Plütonun şimdi derinlenmesine inişi, derinliği yakalaması ve Plütonun aslında dönüşüm noktasında bize faydalı olduğu açık. Eee karanlık gölge taraflarımızla yüzleşmek anlamına gelir Plüton ve bununla yüzleştiğimizde eğer biz samimiysek olayı çözeriz. Yani şimdi ne yaptık biz arkadaşlar? Ee, Plüto Olak yaşadık 2008'den şu ana kadar hala yaşıyoruz ama 2024 itibariyle Plüto Kova yaşayacağız. Şimdi biz Plüto Olak yaşarken ne yaşadık arkadaşlar? Çok açık net söyleyeyim. Olağan anlamlarını yani yönetimsel konularda otoriteyi ve tabii ki yönetimi değiştirdi, yıktı, kökünden değiştirdi. Ona bakış açımızı değiştirdi. Devlete bakış açımızı değiştirdi. Ya da şirketlerde yönetim pozisyonlarındaki insanlara bakış açımızı ve onların tabii onların da tabii yönettikleri insanlara karşı olan bakış açısını değiştirdi. 2008 öncesi mesela 95-2008 arası da yay burcundaydı. İşte inançları değiştirdi, din ya da dine bakış açısını değiştirdi dünyada. 95'ten önce 84'e kadar akrepteydi, cinselliği cinselliğe bakış açısını değiştirdi. Hatta dünyada ilk AIDS hastalığı da o süreçte ortaya çıktı vesaire. Örnekleri arttırabilirim. Şimdi kovada da zaten ne yapacak? Toplumsal yapıyı ve sosyolojik ee, dokuyu ne yapacak? Yerle eksan edecek. Çünkü Plüton plutonyum gibi bir bomba gibi patlıyor. Yani zaten öyledir. Bakın uranyumdan neptünyum elde edilir. Neptünyumdan da plutonyum elde edilir. Ne güzel değil mi? Sırasıyla. Uranüs, Neptün, Plüton bu kadar. Bu bir bomba tesiri yaratacaktır. Yani önceki yerlerinde yarattığı gibi. Ve dünyadaki tabi e, toplumsal yapıyı kökünden değiştirecektir. Bu toplumsal yeni dokuya ve yapıya tabi Uyumlanamayan insanlar da homoglobus, küresel insan kitabında anlattığım gibi buna tabi sadece bireyler değil buna devletler, toplumlar da dahil ne olacaktır? Yıkılacaktır. Yani bazı kurumlar, kuruluşlar, cemaatler, örgütler, siyasi yapılar, organize çünkü bunun kova ile alakası var. Bunlar yıkılacak. Çünkü Pluto kovaya geçtiğinde... Uranüs'ün peşine gidecek. Uranüs tabi 7 senede bir pozisyonunu değiştirdiği için orada 20 yıl kalırken 3 tane Uranyan durumu görecek. Şimdi geçecek Uranüs boğada. Sonra Uranüs ikizlere geçecek. Plüton bu sefer ikizler üzerinden Plüton ve toplumsal değişim. Sonra da yengeçe geçecek ve orada ne yapacak? Artık balığa geçerek bu sefer de Neptün'ün peşine takılacak. Şimdi burada meselemiz şu. Madem ki Plüton yıkımla değişim getiriyor bu değişime bir kere gönüllü olmak bunu kabullenmek lazım. Bu bir kentsel dönüşüm gibidir. Yani bir çürük bina varsa kolonları, kirişleri zayıf haliyle bir deprem dalgası gelir onu yıkar. Bu anlamda depremde yıkılan her bina yıkılmayı hak ettiği için yıkılmıştır. İbni Batuta'nın o güzel lafı gibidir. Ölecekse öldür o zaman yalancı esrar satıcısını diyor. E madem ki bazı hayaller, bazı olaylar, insanlar, kişiler, kurumlar yani aklınıza gelebilecek insan ve insana ait olan her şey, insan yapımı olan her şey ne yapılacaktır? Yıkılacaktır. Evet tabii bir şey yıkıldığında da yerine ne yapıyorsunuz? Yenisini yapıyorsunuz. Bu kadar. Ha yenisini yapabilecek kapasitede değilseniz o zaman ne olur? İşte biter orada. O zaman arkada Sezen'den işte biz o gün tükeneceğiz şarkısı çalar. Çünkü eğer ki bir yıkımı gerçekleşmişse bu Hint'in üçleme tanrıları gibidir. Hani Hristiyanlık'ta var ya baba oğul ve kutsal ruh adına diye Şiva, Vişnu ve Brahma'dır. Şiva yıkıcı dansını yapar ve her şeyi yıkar dansı yaparken. Bunun yerine tabi diğer tanrılar da tabi yıkılan ...bir şeyin üzerine farklı bir şey inşa ederler. Yani bu anlamda yıkım iyidir de... ...nerede durduğuna ve nerede baktığına... ...yani sen inşaat yapmasını bilmiyorsan... E, ...yıkılan bir bina tabii ne yapar? Senin için sorundur. Heh. Şimdi e, burada tabii... ...en azından Plüton'un bu dönüşüm tarafını... ...yıkım tarafını... ...çünkü hayatımızda bizim birçok şey yıkılır... ...geriye dönüp bakarız. O yıkım gerçekleştiğinde korkunç üzülmüşüzdür. Ama... Bazen de bakarız ya iyi ki öyle olmuş, iyi ki yıkılmış deriz. Anlatabiliyor muyum? Yani Japonya'da artık e, bina yıkılmıyorsa sebebi belli. Kobe depremini tam hatırlamıyorum ama 90'lı yılların ortası olabilir. Yerli eksan olmuştu orası. Ve Japonlar bir daha böyle bir hataya düşmediler yani. Çünkü Japonya koç burcu. Bazı insanlar hatayı bir kere yapar, ikinci de yapmaz. Yani bir kere eşeklik yaparız ama iki kere oluyorsa buna eşol eşeklik denir. Nedense bazı insanlar ısrarla aynı hataları yapmaya devam ediyorlar. Israrla hayattan dayak yiyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki ya hocam niye hep bu benim başıma geliyor? Ya kardeşim önüne bir kağıt konuyor. Orada bir soru var. Sen ısrarla diyorsun ki cevabı bu. Cevabı bu. Cevabı bu. Ya bir insan sürekli bir sınava girip yani üniversite sınavına girdin kaldın. Geçemedin. Bir daha gittim bir daha kaldım. Bir daha kaldım. Ya üçüncü dördüncü sınava girmişsin artık. Hala diyorsun ki kardeşim benim hakkım yeniyor filan. Ya bunun bu nasıl bir şeydir yani? Niye pek herkes bunu defalarca yaşamıyor da sen yaşıyorsun? O zaman demek ki hatalı olan sensin öyle düşüneceksin. O yüzden de tabi protonun bir de tabi negatif tarafları var. Yani yıkım bence pozitif tarafı. Çünkü yıktığı şey zaten zayıf olan şey ki. Yıkması lazım yıkıyor bu kadar yani. Hani sen niye Pluto'ya kızıyorsun? Satürn'e de kızıyorlar yok sıkıntı yaratıyormuş ya. Evimizde sıkıntı yaratıyor ama bazı insanlar sıkıntılarında gidiyor ne yapıyor? Çalışarak yaşıyor sıkıntıyı ve çalışarak sıkıntı yaşayarak büyüyor. E sen de tembellik yaparak yan gelip yatıp tavana bakarak yaşıyorsun. Yani o, ne oluyor o zaman e, sıkıntıyı ne yapıyor? Uzun vadeye yaymış oluyor. Eğer sıkıntı yaşıyor. Yani Satürn gelir seni bir sınava sokar. Şeye benzer bu. Bir sene boyunca dershaneye giden sürekli işte binlerce soru çözüp sınava hazırlanırsın. Satürn orada e, sane, sade Satides'indir ya da Güneş'inden transit yapıyordur. Ama girersin sınava e bir ay sonra sınav kağıdı gelir istediğin yere girmişsindir al sana satürn yani ama istediğin yere girememişsindir al yine sana satürn şimdi senin orada istediğin yere girmen ya da girememen arasındaki farkı işte senin o tembel iş kolun belirliyor o tembel iş kolukta da efendim hocam satürn geldi ben ne yapayım filan ne yapayım sık kafana git abi madem akıl yapın bu yani böyle bir akıl yapısıyla kafaya sıkar giderim şarkısını dinleyeceksin Ahmet Kaya'da hatta dinlemekle kalmayıp tatbik edeceksin o zaman yani böyle bir şey olabilir mi Böyle bir akıl yapısı olabilir mi? Yani işler ters gidiyor. Merkür geri gidiyordu. Mars geri gidiyor. E ne yapalım? Yani o Mars, Merkür bir sana mı gidiyor? Bana niye gitmiyor geri? Sana gidiyor. Ya da ne bileyim ben yani Japon'a gitmiyor sana gidiyor. Ya Venüs'üm koçta ne yapayım? E benim de Venüs'üm koçta. Ya Merkür'üm balıkta ben alayım ne yapayım? E benim de Merkür'üm balıkta. Şimdi bunu bana birisi açıklayacak. Bu iş böyle olmuyor. Bu bu bir kere kaytarmacılık. Bu bir excuse yani bahane yani mazeret uydurma. Ülkede de zaten astrolojinin seviyesi çok açık ki size şimdiye kadar sürekli empoze edilen şey bir excuse. Ve bu da işinize geliyor. Yani suçu gökyüzündeki o zavallı gezegene atıyorsun. Ya onlar bilardo topları gibi yani bakınca o kadar yani. Şimdi gezegenin etkisi var tabii ki. Gezegen bir gösterge. O itirazım yok. E, belirli ölçüde bir kader de var. Bunu da kabul ediyorum. Ama bir farkındalık bilinci var. Bir irade var. Buna müdahale etme gücümüz ve yetkimiz var. Bir yetkimiz ve yetkimiz var. Burada tabii ama tabii bunu özellikle 30 bittikten sonra daha zor olur. Çünkü Satürn bütün gezegenleri tarar. Aynı noktaya gelir. Satürn Satürn'le kavuşur. Tabii ki Satürn her gezegenin üstünden geçerken o gezegenin sana vaat ettiği potansiyel üzerine sana bir takım ipuçları vererek gider. Ha, şimdi o ipucunu sen aldıysan, doğru anladıysan, kozmozu doğru okuduysan o kozmik işareti bunu anlarsın ve ne yaparsın? Kendini ona göre geliştirirsin ve bir sonra Satürn'ün oraya gelişine ne yaparsın? Önceden hazırlıklı olduğu için, sende bir satürn kası oluştuğu için otomatikten satürn seni çat diye ortadan ikiye kırmaz. Kırıyorsa da bu senin sorunundur. Bunun tabii negatif etkilerden bir tanesi de maalesef kıskançlık ve hasetliktir. Yani bunu herhalde Fatih Sultan Mehmet fark ediyor. Hasetlik tabii kardeş katlinin e, fetvasının verilmesi bizzat Fatih'in eee o zamanki Şeyhülislam'ı da tam hatırlayamadım. Ee, Akşemseddin Hoca da var bu işin içinde tabii. Fatih Sultan Mehmet bilindiği üzere koçtur. Koçların en sevmediği şey hasetlik, fesatlık duygusudur. Ve bu ülkede maalesef bir hasetlik, fesatlık, negatif akrep, pluton etkisi var. Bu da akrebin ya da işte o öç alma duygusu, hınç, aşırı yoğun hani böyle şehvetli bir şekilde birilerine hani sokayım, Sokayım, zehirleyeyim. Hatta son talde kimseyi sokamaz, kimseyi zehirleyemezsem de kendi kendimi sokayım. Kendi kendimi zehirleyeyim. İşte bu negatif akrep piktir. Böyle bir tabi duyguya sahip olmak yani bakın kardeş katli ne? Cevaz veriyor. Halbuki kendisi Cem Sultan'a bile dokunmuyor. Orada vermek istediği mesaj çok açık Fatih. Bunu hissetmiş. Yani bunu Ati da hissetmiş. Bir akrep gibi mağrurum diyor ya. Hani bir şiirinde demek akrep gibi mağrur olmaktan bahsediyor. Ya da Nazım da bahset fark etmiş. O da ne diyor? Akrep gibisin be kardeşim diyor. Bak cümlelere dikkat edin. Nazım'ın da ayı Koç burcunda, Atilla Eylül'ün de ayı Koç burcunda. Bilmem anlatabildim mi? O yüzden ne diyorum ben bir Koç burcu olarak hasedinizi arttıracağım diyorum. Bakın ben çok cins bir herifim. Yani beni tanıyan insanlar ya beni çok severler ya benden nefret ederler. Ortada kalamazsınız bazı insanlara karşı. Bakın ortada kalamazsınız. Ya nefret edersiniz ya çok seversiniz. O yüzden de ben özellikle karşımdaki insanın nefret duygusunu açığa çıkartabilecek varsa bir hasetliği, kıskançlığı tamam mı? Artist artist konuşuyor ve çatır çatır çatlatırım. Ha bana bir şey olmaz. Sen şişersin güzel kardeşim. Anladın mı? Sen de gaz yapar. Maden suyuyla bile gideremezsin. O yüzden ben bundan mesela keyif alıyorum deli gibi. Benim gibi daha fazla insan olması lazım bu ülkede. Yani herkesi böyle hasetinden çatlatacak insanlar ekibi istiyorum. O, o insanların suçu değil ki. Haset senin içindeki duygu. Olmasa zaten ne yapmayacaksın? Hasetinden çatlamayacaksın. O zaman niye bizim hani sevenimiz çok da Arada bir de sevmeyenlerimiz var böyle hasedinden çatır çatır çatlıyor. Yani o internete oraya buraya benim hakkımda şikayet yazanların hepsinin haritalarında tabii ben terbiyeli bir adam olduğum için. Onlar nick diye yazıyor. Ben istesem onların adlarını, soyadlarını, ne mevzular olduğunu hatta burada bazıları diyor ya kaset kaydım var. Koysan oraya sesli kaydı ama tamamını koy bir saatin. Bir duyalım bakalım ne olmuş. Biz seni hasedinden niye çatlatmışız? Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Akrepte gezegenleri var bu arkadaşın. Bakın illa akrep olmak gerekmiyor. Koç burcu da dahil, balık burcu da dahil. Koçtan balığa bütün burcun hasedi fesadı olabilir. Öyle bir Plüton formasyonun vardır ki, öyle bir Ay'la, Merkür'le, Güneş'le öyle bir açıya girmiştir ki, yükselenin ya da işte ters bir Mars açısıyla intikamcı olabilirsin. Bu çok doğal bir şey yani. Kaldı ki evimizde bu negatif duygular var. Ama bazı insanlar bu negatif duygulardan arınamıyorlar. Kendine mezar kazıyor kimseye değil ki. Şimdi sen burada bana bakıyorsun gıcık kapıyorsun. E olabilir kap. İngilizce'de gıcık kapmak diye bir kelime bile yok. Gidip birine ben sana gıcık kaptım diyemezsin İngilizce'de. Irritating e falan diyebilirsin ama ya o gıcık kapmayı karşılamaz. Maşallah dilimiz e, abuk sabuk meselelerde çok zengin yani. Gıcık oldum falan. Kıl oldum abi filan. İngilizce'de ben kılı oldum abi yani. kılı e, kıl olduysan oldun ne yapayım yani. Gideceksin adacıya. Anladın mı şekerim? O yüzden de burada yapılacak şey e, bu duygudan bunun içimizde olduğunu bilip bundan kurtulmak. Bu bizim görevimiz. İşte birinci evde akrepte birinci evde akrepte bir güneş. Ya ben bunun en azından farkındayım. Ya da Plüton birinci evdeyse Evet ya ben bunun farkındayım. Benim bundan kurtulmam lazım. Bu çünkü senin kozmik şaman. Yani bu sen kıl olduktan ondan bundan nefret ettikten sonra oh yavrum ben sana var ya nefret edecek bir milyon tane olay. Bir milyon tane ne bileyim varlık bulurum zaten. Yani bu ülkede hep öyledir yani. Düne kadar başka bir etnik kökende insanlara kıl oluyorlardı abi. Şimdi de başkalarına kıl oluyorlar. Ya yani ne olacak ki sen kullandıktan sonra bol bol böyle kıllı tüylü buradan saray halı gibi böyle Recep İvedik çıkıyor ya kılları filan. Sen öyle kullanacak olduktan sonra o oh, seni kıllandıracak çok mesele var zaten. Yani zor yani. Hakikaten zor. Yani ben çok düşünüyorum tabii çıkamıyorum bu meselenin içinde. İnsan istiyor ki tabii hani bir meseleyi çözüme kavuştursun da herkes mutlu huzurlu olsun. Kimse de kıllanmasın tüylenmesin yani. Ama öyle bir hayat yok. Birinci evde neymiş arkadaş? Sen madem akrep güneşin birinci evde ya yani kendin bunu fark edeceksin ve bunu çözümleyeceksin. Bunu çözüme kavuşturacak ya da o içini arındıracak kişi sensin yani. Yani sen ona buna kıl olduktan sonra yapabileceğin bir şey yok. Sen çünkü Alman'a da kıl oluyorsun. Diyelim ki niye? pis şuvayn domuz eti yiyor filan. E ne yapalım? o yiyor sana ne? Ya ona buna kıl olarak böyle olmaz ki dünyada 8 milyar insan var. Farklı ırklar, farklı cinsiyetler ya da farklı tercihler, farklı tipolojiler, farklı burçlar. Yani hayatına bir tane koç giriyor, sevemiyorsun. Abi koç erkekleri şöyle kıl cool oluyorum falan. E tamam da senin hayatına boğa terazi de girmiş. Zaten hepsi geldiği gibi kaçmış. Sadece koç değil ki. Niye aklında koç kaldı? O daha mı çizdi derine böyle? Hani olur ya bazı yaralar daha derindir. Ahmet Arif'in miydi o şiir? Yaran derine gitmiş, fitil tutmaz bilirim diyor. Umut dağlarla da, hesap dağlarla da kim ne hesaplaşıyor? Dağla mı? Tavşan anca daha dağı küser. Dağın da haberi olmaz. O yüzden bu hesaplaşma meselesini kendi içsel dünyanızda, kendi zihin dünyanızda halledin. Ona buna takmayın, ona buna kıl olmayın. Yoksa mutsuz olursunuz. Bu kadar. Net. Evet. ikinci ev alırsak tabi Plüton'un bakın güce sahip olmak gibi bir hırsı var. Güç delisidir Plüton. Deli gibi güç delisi. Boşuna cüce gezegen demiyoruz. Game of Thrones'taki cüceye benziyor bu Plüton. Tamam mı? Çok hırslı ya. Vallahi billahi. Yani çok hırslı olduğu için tabii kerata. Eh. Bir sürü entrikanın içinde. İşi gücü entrika. Osmanlı sarayından beter. Şimdi bu güce gezegen tabii güç delisi olduğu için çirkin de. Yani o yüzden yer altında yaşıyor zaten. Öbür tanrılarla ya şimdi bakıyor Jüpiter yakışıklı falan. Mars atletik. O da işte aşağıda diyor ki ben takılayım diyor. Gizli gizli antini kuntini işler peşine koşturayım diyor. E, güce sahip olmak iyi bir şey. işleri de yönetiyor. Zaten mafyanın sembolüdür Plüton. E, i̇kinci evde tabi para evi olduğu için paraya sahip olmak yani varlığa para deyince sadece var, bir şey anlamayın. Keş varlığa sahip olmak evi arsaya, araziye, yatakata kata neyse bunların tamamı ikinci ev. E, toprağa sahip olmak işte. Bu akrepte olduğu zaman da otomatikman tabii e, şimdi akrepte olduğu zaman derken tabi akrebin boğada olması. Yani çünkü ikinci boğa yeri olduğu için bakın boğan karşı karşısında akrep var. Yani ne olmuş oluyor? Akrep oradan atlayıp boğayın üstüne binmiş gibi oluyor. Yani işte. Şimdi burada tabii e, iki taraf birleşmiş oluyor. Yani birle 7'nin kavuşması gibi. Birle yedinin kavuşmasında tabi Plüton tabii neydi? Sekizdi. Peki sekiz ne normalde? 7'den sonraki ikinci Yani ortağın ya da eşin ya da partnerin parası. E bu ne demek abicim? O zaman karşımıza tabii ki e, zenginliği bölünmesin diye ortaya çıkan akraba evliliği diyormuşum. Son tahlilde burada tabi akrebi sabırlı olmak gibi bir yeteneği var. Neticede sabit burç ve tabi başarılı olmak için de tabi bazen sır saklamak gerekir. Sır üstadı olmak lazım. Masonlukta her şeyi gören göz 13. mertebe miydi? Sır üstadını unuttum şimdi. 14 ya da 15 olması lazım. 33 mertebedir biliyorsunuz. 33 de tespit tanesi gibidir. Hani Hz. İsa'da 33 yaşında çarmıha geriliyor ya. Şimdi burada bazı sayıların tabi gezegenlerle alakası vardır. Akrep bazen 13'e atfedilir. Varlık dairesinde Muhittin Arabi Mars'ı 13'e atfediyor ama tabi Uranüs, Neptün ve Plüton gezegenleri yok o yıllarda. Plüton yanlış bilmiyorsam 1930 senesinde. 1.9.3.13 gibi oluyor ama tabi 1930'dan tam emin değilim ama 1930 gibi hayal meğer yani onun tabi ilk keşfedilişi. Gezegenin tabi e, gösterdiği ölüm aslında e, çoğu zaman semboliktir. Yani deriz ya ölümlerden ölüm ben, ölüp ölüp dirildim filan. E, zaten bizim dilimizde bu kadar ölümle alakalı slogan olması e, ondan. Yani maça bile gidenler ölme 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 geldik diye bağırıyor. Ne oluyorsa anlamadım. Altı üstü maça gitmiş arkadaş. Ee, ölüm üzerine çok konuşuyoruz. Yani bizim feodal teyzeler köyde böyle bir titrerler. Azrail yokladı falan. Ulan Azrail'si niye yoklasın? Allah'ım yarabbim. Hani şey diyor ya Ego'ya bak Azrail'e fake attım az önce. Azrail seni bir yoklarsa görürsün zaten. İmamın kayına binersin yani. İmam kayı vikingi olursun yani. e yavrum ya yavrum azra yokluyormuş yani bu acayip işler bu işler tamam mı ölüm üzerine düşünmek cinsellik üzerine ya da sapkın bir takım şeyleri düşünmek e tabi bunları bastırmak için de gerektiğinde fazla ahlaklı olmak süper egoyu sert tutmak yani egonun üstünde sert bir süper ego olduğunda egoyu ezer işte akrebin de böyle bir sorunu olabiliyor sonra da şişiyor 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 Gaz yapıyor diyorum ya şişiyor ya, yani. Kilo yapıyor yani çok fazla kilo yapabilir dikkat edilmediğinde. Ee, ama burada işte ikinci evde olduğunda eğer dikkatli olursa güneşte güzel açılar varsa cüzdan da şişebilir. Böyle. Yani şişik bir cüzdan falan ortaya çıkabilir. Varlık sahibi olma noktasında iyi bir pozisyon olabilir doğru bir ortakla, doğru bir kişiyle beraber iş yapıyor olmak gibi. Ama e, Pluto'nun burada tabii güneşin dispozitörü olarak hangi burçta olduğu önemli. Mesela 40'lı 50'li kuşağın Plüto'su aslandır. Ne diyorum ben her zaman? Şu an dünyaya bakın işte Çin'in başındaki Çin, 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 ping 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 ömür boyu devlet adamı. Putin'e bakın işte Putin ömür boyu devlet adamı. İşte ne bileyim Amerika'ya işte son ikidir iki adet yaşlı amca geldi. Onlar da aynı şekilde. Korkunç bir böyle şu an bu 40'lı 50'li baby boomer dediğimiz işte Plütonları aslanda olan korkunç ciddi egolu filan insanlar şu an ne yapıyor? Dünyada işte dünyayı yönetiyorlar. Hatta dünyanın en zengin adamı Bill Gates de öyle. 55'li filan galiba onda da Plüto akrep. Plüto aslan. Şimdi bu Plüto aslan kuşak tabi Plüto kova burcuna geçince Plüto Plüton'a karşı olacak. Kramer Kramer'e karşı filmi gibi meşhurdur. Plüto Plüton'un ne yapacak? Gücünü emecek. Yani önümüzdeki 20 sene içinde e, bu arkadaşları uğurlayacağız. Uğurlayacağız onları. E, büyük ihtimalle imamın kayına binerek uğurlanacaklar. Daha sonra da tabi dünya değişecek. Çünkü e, Artık Plüto kovaya geçiyor. Bu arada tabii Plüto akrepler de dikkat edecekler. Bunlar da 84-95 arası kuşak. Bunlar da kızmasınlar bana. Çoğu kifayetsiz muhteris. Eskiler niye kifayetsiz muhteris diyor? Yani tamam insan hırslı olabilir, ihtiraslı olabilir. Fakat kifayetsizlik o ihtirası hayata geçirecek donanımlar için çalışmamış olmak. İşi e işi böyle işte gezegene ona buna işte ne bileyim sözcüklere fısıltılara işte bir takım e, totemlere totemik kuşak yani Plüto akrep zaten düşünsenize gezegen kendi kendisinin dispozitörü kendi kuyruğunu ısıran yılan gibi bu döngüden 84-95'ler çıksınlar yani o da pozisyon olarak eğer doğru bir evde değilse iyi bir açı almıyorsa orada da bir sorun var. Zaten 84-95 arası kuşak en büyük zararı aslında 40'lı 50'li Plutos'u aslan olan ve şu an Plutos'u aslan olduğu için hırsla ve ihtirasla dünyadaki bütün gücü elinde tutmaya çalışanların arasındaki çatışmadan ötürü bu hale geldi. Yani 84-95'li arkadaşlar... Maalesef 40'lı 50'li kuşağın ki okuşak onların bazen tabii yaşlı bir evlilik varsa anası babası ama çoğu zaman da dedesi yani dedeleriniz size zarar vermiş oldu arkadaşlar bu kadar basit yani her dede ay dede değildir şimdi koyaya da gelince düşünün Pluto Pluto bir tane daha Pluto bakın orada bir T kare oldu karşıtlık var bir de kare var o yüzden 40 50'li değil sadece özellikle 84'lü 95 arası kuşağın da kaderi acayip değişecek. Acayip hem de onu 20 senede zaten müşahede edeceğiz. Ben sözlerimin altına imzamı atıyorum. E, genelde tabi burada e, sadece Plüton'un bir yerde olmasından müteşekkil yani yorum yapamayız. Bazı astrologlar Uranüs, Neptün, Plüto kuşak gezegenidir diyor. Hayır efendim. Yani kuşak gezegeni nedir? Gezegen tabi uzun süre kaldığı için uzun süre bir gezegen bir yerde kaldığında o arada tabi bir sürü insan aynı ne yapar? Etkiyi taşır. Ama şunu unutmamak lazım ki bir akrep için bu daima Plüton, bir balık için daima Neptün, bir kova için daima Uranüs'tür. O üç burcun bir kere kişisel gezegenidir bunlar. Bu kadar. Nokta. Bu bitmiştir. Bu benim için tartışmaya açık değil. Hatta yeni vedik astroloji programlarında ki vedik astroloji kaç binlik yıllık ilimdir? Artık Uranüs Neptün ve Plüton da haritaya yerleştiriliyor arkadaşlar. Geçelim onu. O eskiden de o. Ne yapalım? Eskiden daha cahildik. Haberimiz yoktu o gezegenden. Aa, yorum yapıyorduk. Zaten belki o yüzden bir sürü insanda Astrolojideki bu eksiklerden ötürü farklı hissedip astrolojiye inanmayabilir. Sen ısrarla e, bin yıl boyunca akrebe ya senin yöneticin var. Sen şu şu özelliklere sahipsin. Ya e, kova kardeşim senin yöneticin e, satürn şu şu özelliklere sahipsin. Ya balık kardeşim senin jüpiter yöneticin dediğinde e, o insanların tabi astrolojiye inanmalarını da beklemeyin. Astrolojiye birçok insanın hala inanmıyor oluşu bizim cehaletimizdir ya da astrologların hala e, cahil cahil konuşmasıdır. E, adam gibi konuş anlat emin ol herkes inanır. Çünkü netçe de bunu hisseder. Sen bir şeye işaret ediyorsun ve o da bunu gözlemliyor. Eşek değil ya ama sen işaret ederken yanlış yapıyorsan bunu e karşındaki de ya astroloji diye bir şey mi var ben çıkar işin içinden haklıdır yani. Evet neyse eee tabii maddiyata ulaşmanın için tabi akrep mesleği seçmen lazım. Ama şimdi akrep mesleği diye kesin meslek mi vardır? Yani şimdi Bill Gates akrep burcu ama ayı koçta, Venetçı'dı dünyanın e, en zengin kişisi olduğunda ikimbirdi. Bunu bir ömürde yaptı. Yani Rothschild'ler, Rockefeller'lar gibi jenerasyonlardan, kuşaktan gelip babasının dedesinin servetini götürmedi herif. Bu tabii e, muhteşem bir şey. E, ama bir akrep yani işte ne bileyim Türkiye'de tabi akrep olmak e, Türkiye'de akrep olduğu için erkekler için anlamlı olabiliyor. Yani Demirel, Mesut Yılmaz, Abdullah Gül, Erbakan e, bunlar da akrep insanlarıydı ve bu ülkede başbakanlık, reis cumhurluk ne yaptılar? İfa ettiler bu görevi. Şimdi burada meselemiz e, kişinin tabi seçeceği mesleği kalkıp sadece bir Efendim şu burçlar şu mesleği daha iyi yapar demek yerine diğer tabi haritadaki gezegenleri ve konumlarını görmek lazım. Yani bir insanın işi 6. evden bakılırken kariyeri 10. evden bakılır. E herkesin kariyeri olamaz. Herkesin işi olabilir ama. Zaten herkesin artık işinin olması gereken bir çağda yaşıyoruz. Şu saatten sonra işi olmayan bir kadın bile hayatta kalamaz. Yani... Ev hanımlı diye bir mesleği artık 90'lı 2000'ler için kabul etmiyorum. Çünkü 90'lı 2000'lerin ee, ev hanımı olma şansı sıfır. Çünkü neden sıfır? Diyelim ki 90'lı ve 2000'li kuşaktan bu ülkede 30 milyon insan yaşasın. Yarısı erkek yarısı kadın. Şimdi bu 15 milyon erkeğin e, çoğu artık hani bir iş yapıp da e, günümüz dünyasında bu ev kiralarını bu pahalılıkta bir de ev hanımı olarak Hayatını alıp iki tane de çocuk sahibi olup geçimini sürdüremez. Bitti o günler. Bazen olabilir e, dükkan kapanır, sektör bitmiştir arkadaşlar. Nasıl ki geçmişte bazı meslekler vardı artık yok, ev hanımlı diye bir meslek yok. Geçmiş olsun. Yani bu artık Avrupa'da, Amerika'da nasıl yok, burada da yok. Bitti. Çünkü buna uygun bir yaşam standardı yok. Bunun senin astrolojik kişisel haritanla alakası da yok ya da 15 milyonu bu taraftaki 15 milyonu ev hanımı olarak kabul edip kavur edebilmesi için, spor edebilmesi için belki de bunu 2 milyonu yapabilecek. Yani %10'u, %15'i filan. Hadi %20'si olsun. Seni mi kıracağım? Bu da şu demek, eğer işiniz gücünüz yoksa 90'lı 2000'li kadınlar olarak e, 5 kişide dördünüz ya da 4 kişide üçünüz hayatı boyunca evlenemeyecek demektir. Onu da söyleyeyim. Bir gün kalkıp nafakayı da ya da bir gün kalkıp ya babadan kalan maaşı da biliyorsunuz kız çocuğuna var bu ülkede erkek çocuğuna yok. Bir gün onu da kaldırırlar animalla valla orada ayazda kalırsınız yani. O yüzden yapılması gereken şey kendinize bir iş güç yetenek filan geliştirin. Ee, onun bunun hani imkanlarına ya da maddi bilmem nelerine avuç açmayın. Çünkü kocaların patron olduğu bir ülkede ki bunu Önceki jenerasyonlar zaten çok iyi biliyor. Kocaları patron olduğu, kocaları eve ekmek getirdiği için o kadınları ne yaptılar? incittiler, üzdüler. Bu kadar. Adam diyor ki parayı ben veririm diyor. Sen kimsin diyor ya. Bu zengin ülkelerde fakir ülkeleri zaten bu şekilde görüyor ve aşağılıyor. Bu kadar basit. Bunda sadece e, hayat şartlarını değil biraz da kendimize artık bir yükümlülük, sorumluluk ne yapalım? Getirelim diyor. Üçüncü evde olursa tabii orası üç tabii eğitimle alakalı mesela. Akrep eğitimi ne olur? Dedim ya çok iyi cerrahlar çıkabiliyor akreplerden. Yani kanlı işleri yapabiliyorlar. Ama 3 e, üçüncü evde e, akrep ve güneş bir aradaysa o tabii orası merküryen bir ev ve ikizlerle alakalı. Bu tabii bir seyahatle de alakalı. Ama şöyle düşün. Akrep bir su burcudur mesela. Kişi yani ben tabii Deniz Kuvvetleri'nde teğmenken gördüm, ee, çok fazla işte kaptan var, yani gemi bilmem ne okumuş, işte inşaat filan, ee, uzak yol kaptanı filan, akrep, balık ve yengeçlerin içinde suya ilişkin bir eğitim de alınabilir. Ya da derine inildiği için, yani bu bir balıkçı da olabilir, yani derine inen bir dalgıç, işte yani denizin dibinden bir şey çıkartan... Neticede de akrep bir su burcudur ve e, suyla muhatap olması icap eder, su onu besler. Yani benim akrep dostum var, dalıyor mesela yüzmüyor, daha derine dalıyor. E, yerin altına dalamayacağına göre yani yerin altına dalma opsiyonu da olabilir. Yani gider bunu akrep güneş altıncı evde yapar, o bir topraktır, kişi madenci de olabilir. Onu da söyleyeyim. Üçüncü evde tabi e, hareket etmekle tabi. Üçüncü ev çünkü ikizler olduğu için ikizler akciğerdir. Yani hareket ettiğimizde akciğerimiz ne yapar? E, harekete geçer, yorulur ve e, daha güçlü olur. Tabii ki bir koşucunun, bir maratoncunun tabii ki akciğerleri çok daha iyi çalışır, körük gibi. Burada tabi ee, akrebin güneşinin orada üçte olması Allah korusun bir ölüm sebebi de olabilir. Koahtan ya da akciğer hastalıklarından. Ee, bazen tabi Her ne kadar ölüm evi 8. ev olsa, 6. ev hastalık evi de olsa, güneş hangi evde olursa olsun ters bir açı aldığında güneş dirimsel yaşam enerjimizle alakalıdır ve bizi ne yapar, ömrümüzü hani so soğurur. Akrebin uzun ömürlü olma ihtimali sadece dediğim gibi Plüton'un dış yörünge gezegeni olması ve 240-250 senede bir kalkıp bütün Zodyaktaki burçları gezmesiyle alakalı. Gezegenin aslında yavaş olması belki kişiye sıkıcı bir hayat getirebilir. İşte güneşimiz akrep. Yani bence bu ülkede bir sürü kişinin hayatı çok sıkıcı. Yani rutin. Yani sürekli işte yaş 70 80 oluyor. Sürekli benzer şeylerin yaşandığı, renksiz bir hayat. Güneş orada çünkü sabitleniyor. E Plüto da tabii ağır gezegen olduğu için her şey böyle ağır ağır işliyor. Ya akrep eğitimi alabilirsin yani üçüncü evde. Akrep eğitimi de dedim ya ölüm ve ölümü ilgilendiren mesleklerde bu kişi ne yapabilir? Başarılı olabilir. Ama tabi bu akrep bir kardeş de sana verebilir. Bir erkek kardeş diyelim. Güneş çünkü erkek gibi bir cinsiyet. E Burada tabi e, akrabalar, konu komşu yani etrafında tabi akrep gibi e, yani akrebin tabii kötüsü. Her akrepte çok akrep dostum var bu arada söyleyeyim. Ama sinsi, negatif özelliklere sahip hani birileri de olabilir. Öyle bir kardeşin de olabilir. Kabil gibi. Kabil değil dersin. Sonra ben habil miyim filan. Yengeçte ise tabii iki su burcu bir araya geliyor. E su, suyu sever zaten. Su, suya kavuşmuştur. E ay evidir orası güneşin tabi akrepte olması akrep bir anne de verebilir. Ee, güneş fakat dördüncü evde ise biraz e, kişi Evet çekebilir. Yani kişi evde gereğinden fazla vakit harcayabilir. Ee, bazen aşırı egolu bir anneye tekabül edebilir. Bakın egolu diyorum ha. Egolu ya da egosuz değil. Aşırı egolu. Yani hepimizin egosu var ama egosunu çok fazla ön plana çıkartan aşırı diyelim ona en azından nitelik değil de hani nicelik açısından ifade etmek gerekirse burada tabi hırslı da yapabilir anneyi ya da ee, bir evin içinde hani bol entrikalar olabilir entrikalar Osmanlı sarayı gibi emlak işi müteahhitlik filan yapılabilir ama tabii dördüncü ev inşaatla nedir A alakalıdır onu söyleyeyim ev alımı satımı ile alakalıdır. 5. evde işte Türkiye'nin durumu gibi onu zaten biliyorsunuz hiç lafı uzatmayacağım 5. ev tabi bazen kumar bazen işte borsa bazen çocuklar işte artistik evi herkes artist o yüzden güneşimiz akrepte 5'te 5. evin tabi ki güneş ne yapacaktır bolluğunu arttıracaktır o bolluğu tabi akrep üzerinden çünkü bir gezegen hangi burçtaysa o tabi o burç üzerinden kendini ifade eder. Hangi evdeyse de o ev yani orada gerçekleşir. Ne, nasıl, nerede filan. Beşen bir K filan. E, Niçin, neden, nasıl, nerede, ne vasıta kullanarak işte akrepli ve plütonluğu kullanarak beşinci evde. E beşinci ev konuları belli. Akrepliği yapmak ne demek o da belli. Plütonun özellikleri belli. İşte bunları bir araya getirip sentezleyin arkadaşlar. Yormayın beni. Yormayın hocanızı. E altıncı evde olursa da tabii orası hastalık evi. Hastalık evi dersken enteresan bir şey. Eee çok doktorda da ona bakılırsa 612 aksı yani bu sağlık e, ta çalışanlar eczacı, hemşire, doktor, dişçi, veteriner netçede bir yerde hastalık varsa orada çözümü de oradadır. Bu bağlamda akrepteki güneş 6. evde ise tabi bu sizin mesleğiniz de olabilir. Siz e, doktor da olabilirsiniz. Nedir? Hasta da olabilirsiniz. Tabi hepimiz hasta oluruz ayrı mesele ama orası tabi ee, bağırsakları yönettiği için ve bağırsaklar tabi ikinci beyin olduğu için altıncı ev tabi mühimdir. Bu evde tabi bir güneşin olması biraz tabi bağırsaklara dikkat edilmesi gerektiğini ne yapıyor gösteriyor. Hatta salona gidin six pack yapın filan. Six pack diyorlar ya böyle. Göbiş çakrası. iki parmak altı. Ki noktası filan. Japonların seppuku ailinde kendini oradan deşmesi boşuna değil. Leonardo Vinci'nin Neofart'ın mimarlık kitabı. Mimar arkadaşlar bilir. Böyle e, kollar ve bacaklar açıktır. Tam orada çemberin merkezi olan noktadır. İşte o nokta tabi önemlidir. O bizim göbeğini kaşıyan adam var ya işte. O göbeğini kaşıyan adam buraya böyle göbişe şey atarak e, parmak atarak oradan ne yapabilir? Mutlu olabilir arkadaş. Hatta Serdar Ortaç kardeşimiz bir ara oraya zeytin koymaya akıl edip karabiberim nasıl edelim filan gibisinden ne yapmıştı? Klip bile çekmişti. Yani arkadaş bir e, zeytini oraya koyarak otomatikman ne yapmış oldu? E, dikkati o göbek çakraya çekmiş oldu. tabi toplumca klibi ne yapmıştık? Hatırlayın. Beğenmiş miydik? Bilmiyorum. Ben tabi 90'lı yıllardı. Reis diyor yani ya böyle 90'lara döneriz ha filan böyle bizi. 90'lara dön, dönmek de genelde tehdit ediyor. Tehdit mi diyelim? İkaz ediyor tabii o bizim devlet büyüğümüz o bizim reisimiz. Ama 90'lar değişikti. Tabii şu akılla, şu bilinçle 90'lara gidip yaşamak isterdim. Çünkü 90'larda biz de gençtik tabii. Hani şimdi 20 yaşındaki... 25 yaşındaki aklımla 90'ları tam kavrayamıyorum. Ama 50'li halimle gitsem ne yapardım? Nasıl yaşardım? Onu da merak etmiyor değilim. Bir ara böyle uzay aracı falan yaparlarsa zaman içinde git gel böyle. Michael J. Fox'ın işte o Back to the Future, geleceğe dönüş filmindeki gibi. Öyle deli profesörle falan. Değişik olabilirdi. Berna da tuhaf tuhaf bakıyor. Berna tabii 90'larda doğduğu için o inne falan yaparken... Biz tabi e, gövişten zeytin yiyorduk tabi yani. Yeşil zeytin miydi siyah mıydı? Siyahdı herhalde. Şimdi zeytin de kilosu pahalı. Tabi cins cins zeytin Herhalde sele pahalıdır yani. Koskoca Serdar Ortaç kova burcu arkadaşımız. Hasta oluyorum kova erkeklerine. Çok severim zaten. Bazıları hocam kova erkeğinden ne istiyorsun filan. Bir şey istemiyorum arkadaşım. Ne isteyeceğim ya. Allah ziyadesini versin. Ee, ne diyordum ben? Ee, 6 evde dedim bu meslek iş filan ama tabi hastalık yeri de olabiliyor. İşte burada tabi e, akrep güçlü olmayı sever. Yani güçlüsü de güçlüdür onu söyleyeyim. Ee, burada tabi altıncı e, evde spor yapan, diyetine dikkat eden çok insan vardı. Spor salonlarına gidin. 6-12 aksında özellikle 6 evde gezegenleri fazla olan insanlar gider. Bir de yay burçları. Bakın yay da başağı zaten kara atıyor. O burçta öyle bir şey var. Sağlıklı olma bilinci diyelim biz ona. Evet. Yedinci eve koyarsak ne olur? Evet. Yani yedinci ev tabi akrebin bir önceki evi. Yani terazi evi akrebin bir önceki evi. Aslında bir nevi akrebi alıp bir öncesine atmış gibi oluyorsun. Yani sen işini tam yapamadın bir önceki evde hadi sen bir, bir geriye git orada o işi hallet sonra gel filan. bugün git yarın gel durumu ee, genelde bir burç bir önceki eve gidiyorsa kendisinden e, olayı toparlamaya bir hatayı düzeltmeye gidiyordur 7. evde tabi ortaklığı ilişki evlilik yani beraberce yapılan imc usulü her işte neticede ne yapar meseleyi çözmeye çalışır Güneş tabi 7. evi çok sevmez açıkçası. Çünkü orası terazinin doğal evidir. Ama akrep yani birisi de mesela evlilik verebilir. Yani ortağın olabilir, akrep olabilir. Haliyle de e, ilişki akrep yenleşebilir. Onu söyleyeyim. Bazen 7. evdeki Plüton da bunu yapar. Yani ilişkide partnerler arasında gizli kapaklı bir takım işleri de ne yapabilir? Ortaya çıkartabilir. Sekizde olsa ne olur? E, Plüton tabii sekiz, güneş, akrep sekiz. Zaten hani hem akrepte hem sekizde ise çok ciddi bir miras da kişiye bırakabilir. Ortağın parası gelebilir. nafaka Yani bir para akışı oluşabilir başkasının parası noktasında. Ve hem... Akrep'te olduğunda, de 8'de olduğunda çok enteresandır. Yani burada olumlu ya da olumsuz şöyle bir şey getirir. Ee, Albert Kamu'da öyle. 40 yaşında bir trafik kazasında ölüyor. Rahmetli oluyor. Yabancı. Güzeldir eser. Ee, düğün ve cenaze miydi? Sevdiğim eserlerdi. Neyse. Şimdi o da bir Akrep Burcu'ydu ve burada tabii pis bir trafik kazasında öldü galiba. 39-40 yaşında filandı ama Demirhal'de 90 çekti bir akrep olarak. Şimdi buradaki mesele şu. Güneş akrepte olup 8'de olduğunda çok ciddi ömrü uzatabilir. Burada bunu babadan anlamak lazım. Hani şarkıcı Teoman da akrep ya akrep ölümü düşünür. Ne diyor? Babamın öldüğü yaştayım diyor. Bugün benim doğum günüm. Hem yorgunum hem yastayım hem bilmem ne. Babamın öldüğü yaştayım diyor. Burada tabi ölüme bir takıntı verebilir. Cinsellik konularına bir takıntı verebilir. Ve burada tabi ömrü çok uzatabilir. Orada babaya bakın. Yani babayı takip edin. Baba karması çünkü orada ölüm üzerinden daha nedir? Yoğundur. Onu söyleyeyim. Dokuza koyarsak dokuz tabi inançlarımız ve tabi alabileceğimiz en yüksek eğitim. Yani aklen, fikren, zihnen filan tabi 9 e, dokuz en üst eğitimdir. E, akrepte ve dokuzda olması tabi akrep eğitimini olabiliyor. Kamasutra eğitimi alıyormuşsun filan. Geyşe oluyormuşsun filan. E, ya da tabi ölümcül mesleklerde çok iyi eğitim alın Evet tanıdığım bir profesör doktor var. Cerrah. E, genel cerrah. Tabi hoca zaten ders veriyor üniversitede. E, tabii ki ölümün cerrahinin hani ölümle alakalı bir işin tabi dersini veriyor olmak. Tabii ki hani iyi bir mertebe netçe de o insanlar e, biz ölmeyelim. tabi hepimiz ölürüz de hani yaşamımızı uzatmaya çalışan insanlar. Onlara da selam olsun burada. Ama bazıları doktor sevmiyor tabi ne gereği var ki zaten. Değil mi? Okuyup üfleyip iyileştirebiliyorsak enerji topları gönderip böyle reiki ile parmaklarımıza dokunup filan böyle hocam ellerimde enerji var iyileştiriyorum filan. Diyorum kardeşim sen niye o zaman 120 kilosun kendine dokunsan da şöyle bir fit olsan değil mi? Pamuk prenses gibi Cinderella gibi ama tabi öyle değil. herhalde e, bizim akrepliğimizle alakalı kuzey düğümümüzde başak ya herkes ma maşallah şifacı. Evet. Dokuzda tabi Akrep'in 9'da olması tabi uzak ülkelere seyahat olduğu için burada da bir uzak yol kaptanlığından 3-9 aksı gibi bahsedilebilir. Tanıdığım insanlar oldu. Akrep bazen tabi deniz kuvvetlerinde böyle savaşçı askerlerde hani var olan bir şey. 9 tabi biraz uzaklara gitmek. Yani Jüpiter'le alakaları. Yani kısa değil daha uzun menzilli bir şeyden bahsediyorum burada. Kişi sallıyorum, akrep gizli kapaklı işler ya bir ajan da olabilir. Nedense benim ülkem insanı bazı şeylerden yani akrep olmasına rağmen e, hiç alakasız şüphelenmemesi gereken konulardan şüphelenirken aleni aşikar göz önündeki şeylerden şüphe duymayı aklının ucundan bile getir geçirmiyor. Bence buradaki akrebin en büyük hatası şu fazla şüphelenmekten oluşan yorgunluk diyelim. Yani sen böyle her şeyden sabah akşam şüphelenirsen şüphe yorgunluğu oluşur. Ondan sonra böyle birileri senin gözünün içine soka soka böyle gerçekleri sana gösterir. Ama sen şüphelenmezsin. Çünkü o gerçekler birilerinin gerçekleridir. Hayatın gerçekleri değildir. O yüzden de yani biraz artık insanlar bir gözlerini açsın ya. Yani eline telefonu alan Twitter'da Instagram'da orada hashtag açıyor. Böyle herkes çok biliyor ya. Bu kadar bilmeyin ya. Bu kadar bilmeyin. Yani şimdi ben konuşuyorum. Benim de her şeyi bildiğim yok zaten. Ben de birçok şeyi bilmiyorum. Nereden yani? Hayatta bilinmesi gereken şeylerin trilyonda birini ancak biliyorumdur. Ama sen beni dinlerken bile vay hiç aklıma gelmemişti diyorsun. Bir de kalkıyorsun geliyorsun işte hocana ukaralık yapıyorsun. Sen işine bakacaksın tamam mı? Bizim düşündüklerimizi sen hayal bile edemezsin. Rüyana gelmez bırak hayal etmeyi. Yani tesadüfen de olsa. O yüzden de biraz olaylara başka bakın artık. Yani bu kadar e, saftrik olmayın ya. Dokuzda işte bunu anlatıyorum. Daha yukarıdan bakın. 9 çünkü olabilecek ve alabilecek alabileceğin en büyük eğitimdir O Jüpiterdir abiciğim. 10 tepe olur ama ona sen nasıl çıkıyorsun? 9'daki hak edişinle çıkıyorsun. Zaten 9'da hak edişin yoksa senin. 10. eve çıkarsın. Bizde insanlar gördük. 10. eve çıktılar. Yani konularında konu neyse artık en tepeye çıktılar ve herkes tanıdı. Daha sonra oradan Lamborghini'ler aşağı düştüler. Çünkü 10. ev en tehlikeli evdir. Direkt 10'dan 4'e düşersin. Çat diyen de yani. Haritanın en tepesinden en dibine vurursun. Genelde de böyle oluyor zaten bu ülkede. Bir sürü insanın başına bu geliyor. Çünkü dokuzları yok. Dokuzları yok. 9'unuz olsun abicim. 9 önemli bir sayıdır. Evet. Değil mi? 9 ayda doğuyoruz falan. 9 ay 10 gün falan. Bak bir de 10 günü var yani. Şimdi 10. eve gittiğimizde burada tabii Satürn'ün evinde ve Akrep'in tabii orada işte Güneş Akrep'te ve onda. Güneş Akrep'te ve onda olan birisi Akrep bir ülkede ki burası neticede Güneş Akrep bir ülke iş güç konusunda eğer ısrarlı olursa daha ne olabilir? Talihli olabilir. Onu söyleyeyim. E tabi 10. ev Satürn evi ve tabi Satürn'le Plüton arasındaki ilişki aslında nasıl ki Jüpiter, Satürn'ün çocuğu aynı şekilde Plüton da Satürn'ün çocuğu. Zaten Plüton'la e, Jüpiter yani Zeus'la Hades zaten kardeşler. Kardeş bunlar. E, Satürn bunların babası ve bu iki kardeşin de babası. Zaten bakın Akrep 8. 9. 9. Jüpiter, Plüton, Jüpiter, sonra da Satürn amca. Zaten Satürn'den sonra da Uranüs var. Uranüs de Satürn'ün babası. İlginç değil mi? Yani şimdi silsileye bakın yani. Böyle yan yana gidiyor yani. Burada tabi mesele bu tabi Plüton'un Satürn'ün evinde olması. Yani baba, babişkosunun evinde. Jüpiter mesela hiç sevmez oğlan yerini. Zaten orada düşer. Yani babası ne öldürmüştür. Tabii ki gidip babasının yerine oturduğunda e, babası da onu zaten vay gel seni gide evlat katili bam güm çat, çut o yüzden Jüpiter e oğlakta düşer ve Vedin yanıldığı nokta odur. Her 12 senede bir oradadır. Bakın 1972. Ben hep 70 72'lerle okudum. 71 72'lerle. 12 ekleyin 84. 12 ekleyin 96. 2008. Gene hatırlayın krizi. 2020 ne olsun korona. O yüzden de burada tabii Plüton amca da aslında çok sevmez. Fakat Plüton Jüpiter'e göre biraz daha taktik olarak tabii su bazlı olduğu için, Oğlak'ta toprak bazlı olduğu için zaten etrafınızda bakın çok partner görürsünüz. Oğlak Akrep evliliği ve birbirlerine epey de dengelerler. Çünkü oğlakla akrep arasında 60 derece açı var. Akrepten yaya 30, yaydan oğlağa 30, 60 derece. Seks tayo, seks yani seks kökünden gelir zaten. Bu anlamda e, bir çekim de olabilir. Ve toprakla suyun ne var? Birbirini beslemesi durumu var. E burada Plüto tabii kendisini biraz daha saklayarak daha başarılı olabilir. En azından Jüpiter gibi. Elinde bıçak babasının karnına saldırmaz. Evet. 11'de olursa tabi burada tabi bir kare pozisyonu var. Yani kalkıyor oradan. Yengeç açısı yapıyor. Yani 1, 2, 3, 4. Yani akıptan kovaya 4. Bir yengeç açısı. Ee, bunu zaten Pluto kova olunca olacak. Benim tabi önceden Pluto kova filan üzerine çekmiş olduğum video var. E, anlatmıştım onu. Şimdi detaya girmeyeceğim. E, burada tabi bir tanesi hava, öbürüsü su. Genelde hava ve su arasındaki ilişki çok enteresandır astrolojide elementsel olarak. Yani bir su canlısını, yani burada bir tabi bir karidesin, sular çekildikten sonra bir istakozun tamam mı? Istakozun işte taşın altına kaçıp güneşten de saklanıp mecbur ne yapsınca ayrılacağı yansın mı hayvan? Su hayvanı zaten akrepleşmesi var. Güneşi görmeyince tabii iyice zehirlenmesi var. Yani zaten mantar ağacın dibindeyse böyle ulu çınarların o da zehirlenir. Zehirli olur yani. Güneşi görmeyen şey zehirlenir arkadaşlar. Güneş bu anlamda o var ya e, böyle buyurdu Zer düştüm başımla ey diyor her şey diyor yani tok gözle gören diyor. Güneşten bahsediyor yani dikenlerin üstüne bütün hani ne bileyim senin sevdiğin sevmediğin bütün mahlukatın üstüne ışığını veren o cömert güneşe övgü var. Herhalde tabi zerdüşler tabi ateşe taptıkları için buradaki ateş semboliktir. Neticede ateş dediğimiz şey güneştir bu kadar. Dünyanın mamasında da ateş yokmuş. O gün saftirin biri yazmış. Enteresan şeyler duyuyorum. Yani e, temel biyoloji dersi alsa adam temel işte fizik kimya e, coğrafya ne bileyim bazı şeyleri bilebilecekken bunları herhalde müfredattan çıkarttılar anladığım kadarıyla. Seçmeli ders filan yaptılar. Ülkemin entelektüel düzeyi bireylerinin an be an gün be gün daha da artıyor. Muhteşemiz. Hatta dünya tepsi şeklinde hocam falan filan diyenler. Zaten gökyüzüne baktığında gökyüzünde biliyorsunuz işte Venüs'ü görüyorsun ne bileyim ayı görüyorsun. Hepsi zaten tepsi şeklinde. Yani güneş de öyle gözüküyor. Bakınca şeyi görüyorum. Züccaciye dükkanı. Ya bunların hepsi yuvarlak yuvarlak filan bizim. Biz tepsiyiz yani. Evet, dünya tepsi arkadaşım. Tepsi şeklinde emin ol ya. Yani. O yüzden zaten dönse de hani okyanuslar dışarı gitmiyor filan. Senin tabi merkez kaç kuvvetinden haberin yok. Lan Hüseyin de mi izlemedin sen? Var diyor orada bir tane kısa boylu. Çaylar deyip böyle çeviriyor diyor filan. Ne yapıyordu o çayın suyu aşağı mı geliyordu? Anlatırım bir ara merkez kaç kuvveti nedir filan da yani şey de sen iki kere iki dört olduğunu öğren yeter. Faturaları da öderken işte sekiz lira ekmek alırken beş tane kırk lira ödemen gerektiğini öğren yeter. Millet artı çarpı tablosu da öğrenmiyor bu nasıl iştir ya. Evet neyse yani on birinci evde akrep bu burada vay ajan oluyormuşsun işte dedim ya onuncu evde de. Ajanlık yapmak James Bond filan 007 0008. 0-0-0-0-9 sıfır artık ne istiyorsan, neyin ajanı oluyorsan artık nasıl oluyorsa böyle bir şey olabilir yani. Gizli kapaklı bir iş ama böyle türün arkasından filan muhteşem olur. O da bir heyecan katar. O yüzden zaten herhalde bu ülkede böyle gizli kapaklı işler çok oluyor böyle. Antiri, kuntini işler filan İhtiras rüzgarları filan Açık aleni olsa falan o heyecanı duymayacaksın tabii yani. Bizde zaten bir şeyleri gizleyip öyle gizli kapaklı yapmaktan büyük keyif alırız biz. Akrep işte ne yapacaksın? Herkesin bir tabi e, ee, paranoyak, bir şizofren, bir komplo teorisi dedim. İşte komplo yani. 11. evde bol bol toplumsal komplolara filan katılırsın. Şu şöyleydi bu böyleydi falandı feş mekanlı filan. Sanki o senin işinmiş gibi. Yani başka işin yok zaten onu biliyoruz da yani sağlıklı işi olan insanlar oturur işinde derinleşir. Böyle her konuda ahkam kesmez. Bir konuda ahkam kesmek için de o konunun uzmanlarının eserleri alınır okunur. Oradan böyle hestekten böyle lambur lumbur, lambur 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 bin kişi beğendi hadi ben de on bin bin birinci falan olayım. On bin, bin 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 birinci falan. Öyle bir şey yok ki yani. O bir cümle. Bir düşün. Bir düşün. On birde de hani bu tabii topluma tabii... Hmm, Nasıl söyleyeyim? Toplumda bir güç kazanmak istiyorsan orada o tabi ee, bir kere toplumda güç kazanmak için çok güzel hizmet ediyormuş doğru yapmak lazım. Yani bunu bazıları çok muhteşem beceriyor. Hiç kimse hani Demirel öyle derdi rahmetli Akrep Burcu. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim derdi. Tamam. Şimdi kendin için bir şey istemiyorsun. Muhteşem fedakarsın. Bu fedakarlık üzerinden de güç kazanıyorsun. Anladın sen? Heh. Yukarıdaki tabi inanmıyor olabilir. Çünkü o insanların beyinlerini, kalplerini zaten biliyor. Ama sen kendini kandır bir de etrafını kandır yeter. Böyle etraflıca kendimizi böyle kandıralım. Ondan sonra ayeti ıskalayalım. Ne diyor ayette? Allah diyor tuzak kurdu. Bak onlar diyor tuzak kurdu diyor. Allah da diyor onlara tuzak kurdu. Çünkü Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Nasıl? Çok güzel değil mi? Yani onlar diyor tuzak kurdular diyor. Allah da diyor onlara tuzak kurdu diyor. Çünkü Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Sen şimdi böyle kendine tuzak kur. Etrafa da tuzak kur. Tamam. Sonra bir bakıyorsun. Aaa kanmışsın. Aaa kendi tuzağına kendin gelmişsin. 12'de olursa ne olur? Oh 12 zaten balık yeri. 12 gizli kapaklı iş. Orada çok iyi psikiyatr olsun. Ruh bilimci, cinci. Cin çıkartabilirsin mesela. Yani böyle sopayla döverek filan böyle cin çıkartıyorlar ya. Bu tabi eksorsizm tabi orta çağda Hristiyanlıktan gelen bir gelenek. E, bizde de var işte belirli mahfilleri. 12. evde güneş Akrep'te ama tabi bu bir iyi bir psikolog bir psikiyatr bak baca temizliği diyorum ha bilinçaltı bir kirlenmiş hani böyle borular şey olur ya ne diyorduk ona biz boruların kirlenmesine ha ya ben de Berna'ya soruyorum nereden o soba borusu filan anamı telefon hakkımı kullanmak istiyorum arkadaşlar arıyorum filan alo anne hatta mısın ha e, tabii aşkım ama başka bir şey bu yani. Bak Berna'ya da de aşkım dedim. Ben bir ara herkese aşkım diyorum abi. Berna'ya aşkım falan zannetmeyin. Benim aşkım başka. Sonra yanlış anlaşılmasın. Ee, var ya böyle bizim küçük bunlar. Canım falan. Aşkım, cicim falan böyle. Adam vurup ağzını yüzünü yamultası geliyor insanın. Bazen. Bazı insanlara yakışıyor ama onu da söyleyeyim yani. Herkese de değil. Eee... Kurum temizliği deriz biz. Kurum, kurum, kurum olmuş filan baca temizliği. Şimdi burada tabii e, zihin de bazen öyledir. Tabii gece rüya görürüz, o rüyalar tabii aslında onun bir nevi şeyidir, görsel dışa vurumlarıdır. Ama tabii 12. evde Pluto burada tabii e, gizli kapaklı işleri de yönetebilir. Gizli kapaklı bir şeyi açığa çıkartmaya çalışan bir dedektif, bir hafiye pozisyonu da olabilir. Ama Plüton tabii 12'ye geldiğinde bunu zaten balıklar hissedecekler kendi hayatlarında. Çünkü Plüton kovaya geçecek ve 20 sene orada kalacak. Balıkların tabii balık burçlarının yani güneşe göre ya da yükseleni balık olanların 12. evinde güneşe ya da yükselene göre 12. evden Plüton geçtiğinde ki bu bende de olacak neticede Merkür'ün ve yükselenin balık Kovadayken tabi orada büyük ihtimalle değişik rüyalar göreceğim yani. Bu tabi bir patlamayla gelecek böyle. böyle patlatıyor ya bilinç altında 12. evde bir böyle şeyler böyle. Mısır patlatırsınız ya böyle pat 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 sesler gelir kapak kapalıyken filan. Bunun gibi şey yani. Ama tabi kapağı ne zaman açacağınızı bilirseniz sorun olmaz. Evet. Kaçıyorum ben. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.